Anne babalar bebeklerinin gelişimi için en mükemmelini yapmaya çalışsa da bazen aile büyüklerinin etkisi altında kalabiliyor ve bebek bakımında geleneksel yöntemlere başvuruyorlar. Onlardan biri yeni doğan bebekleri tuzlamak ya da tuzlu suda yıkamak. Uzmanlara göre büyük riskleri var. Hangi geleneksel yöntemleri uyguladın? Fundaklama vardı. Geleneksel hiçbir şeye başvurmadım. Suya tuz atmış olabiliriz. Anneanneler, babaanneler hep geleneksel yöntemlerle bakmak istiyorlar. Bebeklerini kucaklarına alan çiçeği burnunda anneler, aile büyüklerinin geleneksel uygulamalarıyla ilgili dayatmalarına maruz kalıyor. Tuzlu suyla yıkarlar doğunca çocuğu. Kaynanem vardı, o yıkardı. Bunlardan en bilineni de bebeği doğar doğmaz tuzlamak. Yapmadım ama gördüm. İleride işte bebeğin daha az terlediğini, çocuğun daha az terlediğini falan düşünüyorlar. Sonuçta tuz sodyum içeriyor. Tuz bebeklerin narin cildinde hızla emiliyor ve bebekler sıvı kaybı yaşayabiliyor. Bebeğin ateşinin yükselmesinden tutun da beyin kanamasına kadar pek çok komplikasyona neden olabiliyor. Anneanne ve babaannelerin en ısrarcı olduğu yöntemlerden biri de yeni doğanları sıkıca kundaklamak. İlk çocuğumda ben de karşıydım ama daha sonrasında doğru olduğunu inandım. Çocuk rahat uyuyor diye gördüm. Bebeği sıkmadan yapılan kundaklama ama bebeği rahatlatabilir. Bebeği doğar doğmaz topraklamak, hıçkırığı geçsin diye limon suyu içirmek, hatta gözüne iyi gelsin diye limon suyu damlatmak. Bunlar en bilinen geleneksel yöntemlerden sadece birkaçı. Buza, soğuk suya yatırdıklarını biliyorum ama. 40 suyuna mıydı? 40 tane taş koyma gibi bir şeyler yaptık. Peki ama bunlar hangi riskleri de beraberinde getiriyor? Toprak sürüyorlar cildine. O tetanoz riski var. Pek çok mikrop, bakteri. Hayır, öyle ilaçlar yok. Uzmanlar bazı geleneksel yöntemlere karşı mesafeli ama aile büyüklerini kırmadan hekime danışarak bebekler için masum uygulamalar yapmakta mümkün. Gözüne bir şey kaçtığı zaman yanımızda hiçbir şey yoksa anne sütü bile olabilir ama şey olmaz. Limon damlatmayalım lütfen. Eskilerin bildiği bir şey vardır.